Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 21 Mart Pazar İzmir yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Ben sadece şu anda İzmir programını yayınlatacağım ama Adana programını da yarın yani pazar günü büyük ihtimalle sabah sizlere ulaştırmaya çalışırım. Normal şeyi hazır ama ben yetişemeyeceğim çünkü benim evden hemen ayrılmam lazım. Fazla vaktim de yok. Biraz acele acele yapıyorum. Bu arada arkadaşlar şu anda program hazırlığı yaparken bir arkadaşımız yani kusura bakmasın ama böyle küfürlü yorum yazmasını da istemiyorum. Bilmiyorum aradım için yorumu da bulamıyorum ama ben eve geldiğim zaman bilakis ona bakacağım. En azından onu da bilsin yani o arkadaş. Yani öyle konuşmak nasıl oluyor? En azından bir şeyler yapacağız hani. Neyse arkadaşlar ben hemen yarış programına geçmek istiyorum. Birinci koşu, 9 koşulu bir İzmir programımız var. Dediğim gibi Adana yarışında yarın sabahtan büyük ihtimalle yayınlamaya çalışacağım. Birinci koşumuz 13.30'da Maiden 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği bir nolu adamın kralına vereceğim. Bu Tamalino temsilcisi Sinan Özen'le koşmuş olduğu tek yarışta güzel bir ikinciliğe sahip bir isim. Bana göre ilk yazılması gereken isim. Daha sonra 3 nolu var olan bir Gelibolu temsilcisi Hüseyin Şimşek'le start alacak olan bu safkanda bayağı istikrarlı durumuyla kuponlarda yerini alması gereken isim. Daha sonra Kurtar Harası'ndan olan bir 4 nolu Akçatı var. Nevzat Avcı ile start alacak olan bu safkanda bayağı bir formda. İki yarış koştu. İkisinde de ikincilik elde eden bu safkanı muhakkak yazacağız. Ve son olarak da 6 nolu Küçük Savalan'a bir Toşurtayı Bekir Mert Mırık ile start alacak olan bu safkanda önemli gelişmeler sahip bir isim. Bugün bence artan nefesiyle daha iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. 1, 3, 4, 6 benim bu birinci koşuda sizlere önerdiğim safkanda. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde bir şartlı 5, 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 5 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben 5 nolu No Regret'in bu Yonaguska temsilcisini Alice Karataş'la yarışı kazanmasını bekliyorum. Kum performansı harika bir safkan. 3 tane kum yarışının ikisini kazanmış bir ikincilik elde etmiş bu safkan. Bana göre de bu grubu geçmesi en normal sonuç olur. O yüzden 5 nolu No Regret, Alice Karataş'la benim banko isimsizlere. Günün üçüncü koşusundan itibaren 7'li plase ve üçlü Gayen ayağımızın başlangıç ayağı olan bu koşuda da bir Maiden 4 yaşta Arapların 1400 metre kum yarışında 8 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önceliği 8 onu Şebnem Hanım'a vereceğim. Bu Tamerinoğlu temsilcisi Barış Kurdu'yla ilk şans verdiğim isim. Bana göre en ciddi rakip olarak da 7 nolu Nikoş gözüküyor. Bu Oymak Bey temsilcisi İsmail Kaler'e en azından son 3 yarıştaki güzel çıkışıyla form geliştirmesiyle ben ilk şansı safkanlara vereceğim. Yani 8-7 bende ön planda olan isimler. Yani 8-7 yazıp bu aya bu şekilde geçebiliriz. Eğer bir hatta yazabilirseniz benim sürpriz hanesinde olan bir isim olan 1 nolu Kaan Mert'i. Bu Sepetçioğlu temsilcisini de Çetin Ok'la da ilave edebiliriz bu safkanı. 8-7 önce 1 nolu safkanda bir at daha yazmak isteyenler için ideal isim. Günün 4. koşusundan itibaren 2. altılı ganyan ayağımız başlıyor. Burası biraz kalabalık artık kalabalık biraz programlar geliyor. Burada gördüğünüz gibi bir handikap 15, aprantilere mahsus 5 ve yukarı Arapların 1600 metre kum yarışında 4 ve 8 10 safkanlara ekürü, 9 ve 10 10 safkanlarda ayrı bir ekürü. Burayı biraz kalabalık tuttum. Sizler de ona göre değerlendirmenizi yaparsınız arkadaşlar. Ama öncelikli olarak ben 5 10 Cevahir Tay'a vereceğim. Bu Zigana temsilcisi oldukça formda. Son 4 yarışın 3 tane ikincili, bir tane birincili olan bir safkan. Yani tırnağın ucunda olan bir safkanı. İlk şanslı isim olarak kuponuna yazalım. Daha sonra 6 10'luk kıyaset. Her geçen gün artan bir formu var bu safkanın da. Ali Gün'le start alacak olan bu safkanı yine kuponlara yazalım. 11 nolu Yener. Bu Şimşek'in oğlu temsilcisi de Enver Şimşek Enver miydi bu arkadaşımızın? Emircan Avşar'la start alacak olan bu safkanı da bayağı formda. Yine bugün bana göre yazılması gereken isimler arasında 4 nolu Haber. Ekürü avantajına sahip her iki ekürü de tırnağın ucunda çok formdalar. Yazmamız gerekir ve son olarak da 7 nolu Şanslı Kafkas. Burada son 9.'dan sonra bu safkanın geri plana atmamamız gerekir. Bu safkan bugün bence iyi koşar. O yüzden yazmamız gerekir. 5, 6, 11, 4, 7. Bana göre bu 5 safkanı yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. Ama çok sürpriz arayışlarına girenler için de en azından 63 kilo da olsa Kaancan Gökçeli start alacak olan 1 nolu Ergüçlü'yü ilave edebiliriz. 12 nolu Gençberk bir Karayaz temsilcisi. Bu safkanda da bayağı iyi hazırlıklara sahip. Ve son olarak da 3 nolu Vasem. Geçen yarışta bir sıfır çekti ama bu safkanın bugün Mürsel Kayış'la ben çok farklı ve iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. 5, 6, 11, 4, 7 önce 1, 12, 3 de sürpriz arayanlar için önerebileceğim safkanlar. Günün 5. koşusundan itibaren bir kısa vade 9 bir Simirna adına koşulacak olan 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusuna
Burada da 4 ve 10 nolu safkanların ekür olduğu bir yarış. Ben burada önceliği 1 nolu doğa kanununa vereceğim. Bu Pleasant Perfect temsilcisi görmüş olduğu İstanbul'daki yarışta güzel bir ikincilikten sonra artan nefesiyle bugün Sinan Özen'le İzmir'de bana göre birincinin en güçlü adayı. Tabii bir de Ahmet Çelikli start alacak olan 2 nolu Nestor. Bu mesafelerin gerçekten çok ideal bir ismi. Bugün bence artan nefesiyle ve sevdiği pistte koşacak olması 2 nolu Nestor'u da Ahmet Çelikli'ye yazmamız gerekiyor. Yani 1-2 bu ayakta bana göre öteki rakiplerinden bayağı bir ön planda gözüken isimleri. Yani bu ayağı 1-2 yazıp geçebiliriz. Ama sürpriz arayanlar için de 10 nolu Miss Eleni ekürü avantajına sahip bu safkanı Özcan Yıldırım'la 9 nolu Fresh Yourself Gökhan Kocakay'la koşacak olan bu safkanda oldukça formda, son yarışını kazanmış bir isim. 3 nolu Perfect Runner bir Perfect Storm temsilcisi Gökhan Gökçeli start alacak olan bu safkanda yine bu pistin etkili isimleri arasında ve son olarak da 11 nolu Star Knight geçen yarışını ağır kilosuyla kazanan bu isimde bayağı bir formda. Bu Kaneko temsilcisi Barış Kurdu'yla da bence yazmamakta gereken isimler arasında olması gereken isim. Yani 1-2 ben de birkaç adım da olsa ön planda, geniş oynayanlara da 10, 9, 3, 11'i de yazmalarını öneriyorum. Günün 6. koşusuna geldiğimizde burada bir handikap 16, 4 yaşta Arapların 1400 metre kum yarışında 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışta tabi burada Halis Kartaş'la geçen yarışında bir ağır kilo da olsa bir yarış kazandı, bu uzak kazandı hem de 1 nol koca olan, bugün yine bu turbotayı Halis Kartaş'la büyük ihtimalle bu fotayı yine önde geçmesini beklediğim bir isim olacak. Yani ben de bugün bayağı kazanır çıkıyor bu safkan 1 nolu koca olan. Ben de sizlere en azından alternatif de olsa bir banko adayım, benim 1 nolu koca olan olacak. Yani banko şansını bu ayaktan yana kullanmak isteyenler için bence çok ideal bir banko adayı. Halis Karataş'ta 1 nolu koca olan. Eğer bu safkanın yanına at yazmak isterseniz 2 nolu Chris Bey. Bu her geçen gün artan bir formu var. Bu Oymak Bey temsilcisini Gökhan Kocakaya'la bence ilk rakip olarak yazmamız gerekir. Daha sonra 7 nolu Turhanlı. Bu Bayhan temsilcisi de Nevzat Avcı ile bomboş kilosuyla safkan da çok formda 3 yarış koştu. 2 ikincilik bir birincilikle yine bugün etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Ve son olarak da yine ağır kilolardan sonra nihayet uygun bir kilo bulan 3 nolu Yeksiray'da Mustafa Çiçek'ten ilave edebiliriz. 1 nolu safkan bende ön planda olan bir isim. Daha sonra 2, 7, 3 de rakip olarak gördüğüm isimler. Günün 7. koşusuna geldiğimizde Fevzi Lütfi Kara Osmanoğlu adına koşacak olan bir grup 3, 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusunda burada 3 ve 10 nolu safkanlarda ekürü olduğu bir yarış. Burada bizim tahminlerimizde gelince ben önceliği 8 nolu Red Luck'a vereceğim. Bu Dudu Free temsilcisi Altari orijinali bu safkan. Alice Kartaş'ta zaten çim pistinde bayağı etkili bir safkanı. Oldukça iyi hazırlıklarla geliyor. Bugün Alice Kartaş'ta 8 nolu Red Luck bende ilk şanslı isim. Daha sonra 7 nolu Price, bir Victor Gallo temsilcisi Ahmet Çelik'le start alacak olan bir safkanda grubun yine etkili ve iyi formda isimlerinden birisi. Daha sonra 3 nolu Justin Unuk, bir ekürü avantajına sahip. Her iki ekürü de şu anda tam tırnağının ucunda olan bir isim. Yani her iki ekürü de birden ilave edebiliriz. Tabii bir tanesini yazıp geçebiliriz. Ve son olarak da 9 nolu Vector, bu Victor Gallo temsilcisini Gökhan Kocakaya'yla yazıp bayağı bu şekilde de geçebiliriz. Ben burada bir 11 nolu Black Phantom biraz geri planda bıraktım arkadaşlar. Çünkü hiç çim koşmamış. Ama koşar mı bu orijin? Bana göre çok iyi koşması lazım. Çünkü bir mendip kum çim ayırt etmeyen orijinler veriyor. Anne de bir Dalia Baby de bir Okavanga. Okavanga zaten çok iyi bir çim orijinidir. Yani bugün yine ben etkili koşmasını bekliyorum. Eğer bir 5. safkan olarak ilave ederseniz de 11 nolu Black Phantom'u ilave edebilirsiniz. 8, 7, 3, 9 ve 11 nolu safkanlar benim bu ayakta sizlere önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Günün 8. koşusuna geldiğimizde bir handikap 16, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik çim koşusunda 7 safkan arasında koşacak olan bu yarışta ben artık bu yarışta iyi bir grup bulduğunu gördüm. Ahmet Çelik'le start alacak olan 2 nolu Brave Runner. Bana göre bu Smart Robin temsilcisi Ahmet Çelik'le bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Bu mesafeyi de seviyor, çimi de seviyor. Rakipler de bayağı uygun geldi bana göre. O yüzden benim bugünkü banko ismim 2 nolu Brave Runner olacak Ahmet Çelik'le. Yani bugünkü limanım 2 nolu safkan olacak. Günün 9. ve son koşusuna geldiğimizde bir handikap 14, 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında, burası biraz kalabalık arkadaşlar, 13 safkan var. Biraz bence kalabalık yazmakta da fayda var. 11 nolu King Jim K, bir Bushranger temsilcisi Mertcan Çelik'le görmüş olduğu iki tane yarışta güzel performansıyla ben ilk şansımı safkana veriyorum uygun kilosuyla. Daha sonra 10 nolu Go Kailan,
bir Duty Free temsilcisi Bekir Mert Mırık'la start alacak olan bu safkanda bayağı bir formda. Kum çim ayırt etmeyen bir özelliğe sahip olan bu safkanda bence güzel formuyla yazmak gerekir bu güzel kilosuyla da. Daha sonra iki nolu Go For The After, bir aftermarket temsilcisi Mustafa Çiçek'le start alacak olan bu safkanda. Bu aralar yine formunu her geçen gün yükseltiyor. Geçen yarışında bir yer tercihlemesi yarışı kaybettirdi bu safkana. Yani bugün ben Mustafa Çiçek'le aynı hataya düşmeyeceğine inanıyorum. Ve son olarak da 3 nolu Grim, bir Bahçelor Sound temsilcisi Alaaddin Kürültük'le start alacak olan bu safkanda. Bana göre yazılması gereken son isim olur. 11-10-2-3 bu grupta bana göre ön planda olan isimler bu 4 safkanı yazıp bu altını geçebiliriz. Eğer sürpriz arayışına veya geniş at yazmak isteyenlere de en azından son yarışını kazanmış formda bir isim olan 6 nolu Rakki Boyu Ahmet Oluk'lan 7 nolu Velbon, Kalim 4 temsilcisi Ali Can Dağ Devren'de en azından uygun bir grupta koşuyor bu safkan. Ve son olarak da 8 nolu Ecrin Sultan bu Aprol temsilcisinde Hüseyin Şimşek'le de ilave edebiliriz. 11-10-2-3 öncelik 6-7-8 de geniş at yazmak isteyenler için önerebileceğim safkanlar. Herkese bol kazançlar diyorum, bol şanslar diyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.